anahtarı kullanmak istememizin sebebi? İçerideki ışığı yaktığımız zaman buradaki ışık da yanmış olması lazım ki içerisinin dolu olup olmadığını anlayalım. Karre beyaz serisi. Şuradan bir nötr alıyoruz. Mavi kablodan. Eğer bu bağlantıyı yapmazsanız lambanız doğrudan düz çalışacaktır. Yani sadece buraya nötr takmanız yetmiyor. Şu anda ışık yanıyor. İçerideki ışık da yanıyor. Buradaki led de kapandı, içerideki ışık da kapandı. Bu şekilde yine açıyoruz. Bizim işimize yarayan bu. Artıyı arkadaşlar şuraya sokuyoruz. Evet, şu anda içerisi boş. İçerisi dolu. Şöyle bir anahtar kullanacağız. Bu anahtarı kullanmak istememizin sebebi musluğhaneye, helaya, duşluğa takıp içerisinde birisi olduğu zaman bu anahtarın ışığının yanmasından içeride birinin olduğu anlaşılıp kapının açılmaya çalışmasını önlemek. Evimizin normal döşenmiş olduğu mono Despina serisinde böyle bir ürün yok. Turkey yazıyor. Panasonic'le anladığım kadarıyla ortak bir çalışma söz konusu. Karre beyaz serisi. Bunu da tornavida vesaire kullanmıyoruz anladığımız kadarıyla. Şöyle çıkaralım önce. Şuraya led koyulmuş. Bu şekilde üstüne oturtacağız. Evet. Tornavidalık bir işlem yok gibi gözüküyor. Şunu öylesine koymuşlar buraya. Evet, şuranın içinde arkadaşlar şöyle hafiften sağlı sollu kaldırdığımızda çıkıyor. Ben kapatayım bunu. Gece ışığın anahtarının nerede olduğunu görmek için değil, helaya, duşluğa ya da musluğhaneye girdiğimiz zaman bu ışık yanmış olacak. İçeride birisi var demek. Bunu kapattığımızda da böyle burası kapanmış olacak. İçeride birinin olup olmadığı anlaşılıp içerideki kişi rahatsız edilmeyecek. Şimdi bunu deneyelim bakalım. İçeri boş olduğu zaman ışık yanıyor. Dolu olduğu zaman sönüyor. Onun için bize bu lazım değil. Bize lazım olan şey içerideki ışığı yaktığımız zaman buradaki ışık da yanmış olması lazım ki içerisinin dolu olup olmadığını anlayalım. Bunu çıkarıp diğerini takıyoruz. Ana cereyan şalterini indirmeyi unutmuyoruz. Mono Despina arkadaşlar. Bu da bir Türk markası. Bunun aradığımız tipte bir ürünü yok. Burada tek anahtar olduğu için buraya Vico, yine Türk markası bir ürün takacağız. Sağ üst köşedeki i harfine tıklayarak bunun detaylı incelemesini oradan bakabilirsiniz. Buradaki işlemi şöyle yapıyoruz. Şu mandal, gördüğünüz mandalı şöyle sıkıp buradan içeri sokacağız. İçeriye yerleştirip bırakıyoruz ve burnu burada tutuyor arkadaşlar. Bastırıp içerisine yerleştirip bırakıyoruz. Yine onu orada tutuyor. Şimdi bakalım ki istediğimiz tarzda mı olmuş olacak diye. Cereyanı açıp bakalım. Evet, şu anda istediğimiz tarzda değil. İçeride ışık söndü mü? Bu da yanmış oldu. Oysa ki ikisinin de aynı anda yanmasını istiyoruz.
nasıl yaptığımı göstereyim sizlere. Üstayı şuradan sokacağız. Evet, oraya giden kablolar bu hatın bu deliği. Evet. Buradan. Evet. Şu sustaya taktığım. Şimdi bunu çekiyorum yeteri kadar. Oradan da keseceğim. Evet, o kadar oradan yeter. Fazlasını da ben buradan şu kadar yeter diye buradan kesiyorum. Buradan şimdi bağlantısını yapalım. Beyaz kabloyu bir nevi nötr olarak kullandık arkadaşlar. Kablomuzu sardık. Şu beyaz kabloyu arkadaşlar az önce çektik. Beyaz kabloyu nötr yaptık burada. Buraya getirdik. Söküyoruz. 1,5 santime yakın. Kestik. Artıyı arkadaşlar şuraya sokuyoruz. Sortiyi yani lambayı buraya sokuyoruz. Yumuşak bir tel, bunu da şuraya sokuyoruz. Normalde bu şekilde geliyor bize. Buraya beyaz tel ile nötr aldık. Bu yoktu. Lambaya giden ara tel yani sort olarak da adlandırılıyor. Bu da bizim kırmızı telimiz yani fazımız. Yani sadece buraya nötr takmanız yetmiyor. Ne yapmanız gerekiyor? Faz hattında bulunan kırmızı teli alıp nötrün olduğu yere takmamız gerekiyor ki bu ışıklı anahtar bağlı olduğu lamba ile açılsın, kapansın. Şu anda bu şekilde biz bunu kullandığımız zaman içeride lamba sönmüşken bu yanıyor. Bu sönmüşken içerideki yanıyor. Şu teli alıyorum, buraya takıyorum. Aldım. Bu şekilde buraya taktık. Yani şu şekilde bakın. Şu lambaya giden tele dokunmuyorum. O orada duruyor. Biz sadece fazdakini aldık. Yeni çekmiş olduğumuz nötr telin hattına taktık. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Şimdi içerideki lambamızla beraber bu sönüyor ve yanıyor. Aşırı derecede sıkıp da burayı da zedelememek gerekiyor. Çizikleri de çıkıyor. Şimdi ışığı yakalım. İsim yönüne göre okunabilecek bir şekilde şöyle çıkmışsa şöyle oturttuğunuz zaman zaten tam ortaya. Şöyle oturmuşsa sorun yok. Şu tırnakları tam şurayla şu üstüne denk getiriyoruz. Şöyle ortadaki delikleri takmaya çalışmayınız. Yoksa kırılabilir. Ortadaki deliklere şu ortadakiler giriyor. Gece karanlığında bakalım. Evet, şu anda içeride birisi var anlamını taşıyor.
Evet, şu anda içerisi boş. İçerisi dolu. Şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar sizlere. Bunlar genelde yukarıya doğru takarlar lambayı. Bu şekilde yaparsanız daha fazla ışık verecektir. Faydalı olduysa beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız. Şu şekilde çıkarabiliyorsunuz bunu.